Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sunucu veya bulut tabanlı dediğimiz veri tabanlarına giriş yapıyoruz. Yani Android ile Firebase veri tabanı kullanımını öğreneceğiz. Firebase ile hangi konuları öğreneceğiz? İlk önce Firebase ile bağlantı oluşturmayı, sonra veri eklemeyi ve veri okumayı detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Diğer derslerde olduğu gibi bu derste de yeni bir şey öğrenirken ilk önce bir mobil uygulama yapıyoruz. Bu mobil uygulama üzerinden derslerimizi öğreniyoruz. Yapacağımız uygulamaya bir göz atalım. Uygulamamızın adı personel kaydet. Personelimizin nosunu, adını, soyadını ve maaşını kaydeden bir uygulama. Buradaki personel noya 110 verdim. Şuradan yazalım arkadaşlar şöyle. Personel adı soyadı Erhan Özkan olsun. Şöyle. Personelimizin maaşı 4500 olsun ekle dediğimde arkadaşlar gidiyor arkadaşlar Amerika'da bulunan Firebase'in veri tabanı sunucusuna veriyi ekliyor. Daha sonra oradan tekrardan veriyi çekip bana buradaki emülatörün içerisinde bu veriyi görüntülemiş oluyor. Aşağıda gördüğünüz gibi 110 Erhan Özkan 4500 şeklinde buradaki personelimizin bilgilerini kaydetmiş olduk arkadaşlar. Biz bunu Firebase veri tabanı ile yaptık. Şimdi gelin ben bunu kapatayım. Bunu baştan sizinle beraber yapalım. Sanal cihazımız aşağıda açık kalsın. İlk önce arkadaşlar tarayıcımızı açalım. Şurada Google'ın arama çubuğuna Firebase yazalım. Ve aratıralım arkadaşlar. Aşağıda gördüğünüz gibi firebase.google.com yani resmi sayfasını açıyoruz. Daha önce oturum açmadıysanız ilk önce bir oturum açın. Eğer daha önce bir Google hesabınız yoksa Google hesabı almanız lazım. Buradan oturum aç diyorum. Benim daha önce açmış olduğum burada e-mail'im var. Bunun üzerinden oturum açacağım. İleri diyorum. Arkadaşlar Firebase'e giriş yapmış oldum. Sonra sağ tarafta bulunan konsola git diyoruz arkadaşlar. Yani verilerimizi ekleyeceğimiz bölüme geçiş yapıyoruz. Burada daha önce ben Firebase veri tabanını kullandım. Burada birkaç tane proje içerisinde verilerimi kaydettim. Burada benim projelerim mevcut. Sizinle beraber baştan bir proje açacağız. Proje ekle diyorum. Projeme yeni bir isim veriyorum. Ne diyelim mesela buna? Personel kaydet diyorum. Şöyle. Bu bir proje adı arkadaşlar. Firebase'deki bir proje. Yapacağımız Android projesiyle bir alakası yok arkadaşlar. Devam et diyorum. Buradan analistiki kapatıyoruz. Şöyle. Proje oluştur dedim. Şu an benim projemi oluşturuyor. Yani ben Firebase'de bir proje oluşturdum. Bu projenin altında arkadaşlar birden çok Android mobil uygulama geliştirme projesi ekleyebiliyorum. Yani tek bir proje tek bir veri tabanı olarak düşünmeyin. Bir de bu projelerinizi oluştururken arkadaşlar projelerinizi silmeyin. Bunun yerine içerisine eklemiş olduğunuz veri tabanlarınızı silin. Projem oluştu arkadaşlar. Devam diyorum. Evet bizi direkt hemen buradaki sayfamıza yönlendirdi. Şimdi ben bir proje açtım. Personel kaydet. Diyor ki bu proje ile hangi bir türde bir mobil uygulama geliştireceksin. Burada iOS var. Android var arkadaşlar. Aynı zamanda web için burada Firebase veri tabanı destek veriyor. Ben Android mobil uygulama projesi geliştirip personel kaydetin içerisine ekleyeceğim arkadaşlar. Burada bize uygulamamızın arkadaşlar paket adını soruyor. Paket adımız hemen göstereyim. Android'de projemizi açıyoruz. Paket adımız şurada. Package'den sonra gelen kısım. Eğer sizde başında com varsa com'un da kopyasını alın arkadaşlar. Geldim şuraya. Paket adımı yapıştırdım. Alt tarafta SHA1 şeklinde bir imza sertifikası var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Yani öbür gün biz Firebase ile bir login işlemi yaptığımızda orada arkadaşlar Authentication dediğimiz bir özelliği var. Ya da telefonu ile giriş yaptığımızda bu desteği kullanmak istediğimizde buradaki arkadaşlar imza sertifikasını istiyor. Bunu eklememiz gerekiyor. Bunu da yolunu sizlere göstereyim. Kullanmayacağız ama kullanmasını siz de öğrenin. Gradle'ı açtım. Şuradan personel kaydetti açıyorum. test bölümüne gelelim. Buradan Android Sign and Report dediğimiz dosyamız var. Çift tık diyoruz. Dosyamız burada açıldı arkadaşlar. Şimdi sayfamın en üstüne geliyorum. Şurada aşağı indiğimde görebilirsiniz. SH1 arkadaşlar. Şuradaki key'imi kopyalıyorum. Tarayıcımızı açalım. Buraya yapıştıralım arkadaşlar imzamızı. Uygulamaya kaydet diyorum. Burada arkadaşlar bizim Firebase veri tabanı ile bağlantı kurabilmemiz için birisi bir tane JSON dosyası oluşturuyor. Bu JSON dosyasını bizim projemize dahil etmemiz lazım. İlk önce JSON dosyamızı indiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi indirme işlemi başladı. Diyor ki bu diyor dosyanızı diyor ilk önce diyor project panelinizi diyor project moduna alın. Sonra buradaki app'in içerisine yapıştırın diyor. Geldim dosyamın yolunu açıyorum. Kopyaladım. Şöyle Android Studio'yu açıyorum. Bunu ilk önce arkadaşlar Project moduna alıyorum. Sonra diyor ki buradaki app'in içerisine bunu yapıştırın. Sağ tık paste diyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Google Services JSON dosyamız buraya geldi. Bu veri tabanıyla bağlantı kurmamız sağlayacak olan dosyam. Bunu kapatıyorum. Şu panelimizi de kapatalım. Gelelim tarayıcımıza bakalım başka hangi adımlar var. Sonraki diyorum. Sonra arkadaşlar burada bizim kütüphanemizi eklememiz gereken bazı kod satırları mevcut. Bunları eklememiz lazım. Burada diyor ki yine uygulamanız diyor proje düzeyindeyken diyor buradaki build gradient'ın içerisine gelin şuradaki kod satırını diyor arkadaşlar yapıştırın diyor. Aynı zamanda şuradaki kod satırların olup olmadığını da bir kontrol edin diyor. Şuradaki kod satırımın bir kopyasını aldım. Şöyle dependencies bölümüne ekleyeceğim. Geçtim şuradaki projeme. Buradaki projeyi kapatıyorum. Daha kısa bir yol göstereceğim. Android moduna geçelim. Buradaki projek personel kaydet dosyamızı açıyoruz. Kütüphanemizin içerisinde. Şurayı da de kapatalım. Dependencies'in içerisine bunu ekledim arkadaşlar. Sonra bunu senkronize ediyorum. Bu aşamalar önemli. Bunları yapmazsanız düzgün bir şekilde çalışmaz. Sonra dedi ki şuradaki dosyaları kontrol et Repository'de bir de alt tarafta bulunan All Project bölümünde benim şuradaki Google kod satırları mevcut. Şuradan göstereyim. Burada gördüğünüz gibi şu ikisini kontrol edin diyordu. Ben de mevcut. Tamam. Devam ediyorum. Bir de diyor ki arkadaşlar uygulama modülünün içerisine aşağıdaki kod satırlarını ekleyin diyor. Şuradaki apply plugin'ini kopyalıyorum. Geldim Android Studio programına. Şuradaki build gradle model diye başlayan dosyam. Açtım burayı. En üst kısma şuradan itibaren yapıştırıyorum. Sonra sekronize ediyorum. Güzel. Diğer dosyamıza bakalım. Bir diğer dosyamız yine Dependencies bölümüne aşağıdaki arkadaşlar File with Boom dediğimiz bir dosyamız. Bunun da kopyasını aldım. Kütüphaneme ekliyorum. Şöyle geldim. Yine aynı yere şuradaki Dependencies'in içerisine ekleyeceğim. Şöyle. Sonra senkronize ediyorum. Güzel. Bunu da başarılı bir şekilde ekledik. Devam ediyorum. Bakalım hangi işlemleri kaldı. Sonra arkadaşlar işlemlerimizi bitirdik bana konsola geç diyor. Burada personel kaydet projem buraya geldi. Bağlantımı düzgün bir şekilde kurdum. Buradan sonraki adım verilerimizi nereye kaydedeceğiz? Yani bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de sol tarafta bundan real time database yani gerçek zamanlı veri kaydedip veri okuma işlemi yapacağız. Burayı seçiyorum. Geldi. Daha önce veri tabanı oluşturduysanız size veri tabanı oluştur demez arkadaşlar. Direkt sizi projenin bulunduğu yere yönlendirir. Ben oluşturmadığım için veri tabanı oluştur diyorum. Burada arkadaşlar hatırlarsanız dersimizin ilk başında ben verilerimi arkadaşlar Amerika'da bir tane Firebase sunucusuna kaydedip oradan çektiğimi söylemiştim. Burada da arkadaşlar veri tabanımızın konumunu seçiyoruz. Yani bize en yakın olan bölgeyi seçtiğimizde daha rahat bir şekilde veri gönderip verip alabileceğiz arkadaşlar. Ben daha önce burada Amerika Birleşik Devletleri'ni seçtiğim için bana hazır olarak bu geliyor arkadaşlar. Şunu seçiyorum. Sizde birçok seçenek gelecektir. İleri diyorum. Kilitli modda başla diyor. Eğer kilitli modda başlarsak uygulamamıza veri yazıp veri okuyamayız arkadaşlar. Bunu yerine test modunda başlatıyoruz. Etkinleştirdim. Bekliyorum açısını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Realtime Database'ime geldim. Burada personel kaydet şeklinde bana bir tane arkadaşlar veri tabanı oluşturdu. Ben buradaki Firebase veri tabanı içerisine artık personel bilgilerimi kaydetmek istiyorum. Bunun için geliyorum Android Studio programıma. Şunları kapatalım. Bunlar artık işimiz kalmadı. Tasarım sayfama geldim. Bakalım gerçekten ben Firebase veri tabanına bağlandığımı kontrol etmek istiyorum. Tools menüsüne gelip buradan Firebase'i açıyoruz. Sağ tarafta Firebase'in paneli açılıyor. Buradan Real -time Database. Save and Read Retrieve Data diyorum. Kaydet ve oku diyorum. Gördüğünüz gibi Connected diyor. Yani ben Firebase veri tabanıma başarılı bir şekilde bağlandım. Ama ben veri yazıp da okumak da istediğim için alttaki arkadaşlar Real Database'in episini yüklemem lazım şuraya. Tıkladım. Diyor ki gidecek. Boot Gradle dosyasınızın içerisine Dependencies bölümüne buradaki kod satırı eklenmiş olacak diyor. Bu sayede veri gönderip veri alabileceğiz. Ekledim. Bekliyorum arkadaşlar eklesin. Gördüğünüz gibi buradaki bağlantımızı da başarılı bir şekilde kurduk. Yani artık bağlantı oluştu. Veri yazıp veri okumaya hazır hale veri tabanımız gelmiş oldu. Burayı kapatıyorum. Sıra geldi ne arkadaşlar? Uygulamamızın tasarımını yapmaya. Buradaki TextView'in bağlantılarını siliyorum. Hatta kendisini de silelim. Şuradan. Şöyle. Şimdi verilerimi girebileceğim text bölümünden ilk önce personel no girebileceğim bir tane input type olan number ekliyorum şuraya. Biraz zoom yapalım. Şöyle. Güzel. Bir de yine text bölümünden personelin adını soyadını girebileceğim bir tane plain text. Yine text bölümünden personelin maaşını girebileceğim input type'ı number olan bir edit text ekliyorum. Buttons bölümünden bir tane de ekle butonu ekleyelim şuraya. Bir de sonuçlarımızı arkadaşlar görüntüleyebileceğimiz bir tane text view ihtiyacımız var. Onu da buraya ekliyorum. İlk önce tasarım elemanlarımızı ekleyelim. Daha sonra bağlantılarını yaparız. Bakıyorum arkadaşlar, elemanların bitti artık bağlantılarını yapabiliriz. Buradaki edit text'imi seçtim. alt bağlantılarını yapıyorum. Her taraftan 16 verelim arkadaşlar boşluk olarak şöyle. Genişliğini match constraint yapıyorum. Tamamen sayfama otursun. Yukarıdaki bağlantısına yaptım. Çok fazla aşağıdan başlamasın. Buna 80 dp diyorum arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Şimdi alt bağlantısını aşağıdakine yapacağım. İlk önce şuradakinin bağlantısını yukarıdaki edit teksime bağlıyorum. Yani bağımlı hale getiriyorum. Şöyle. Genişliği mesh constraint olacak. Tamamen oturmuş olacak. Üst bağlantısını yukarıya yaptım. Aradaki boşluğu da 8 dp yapıyorum. Yukarıdaki edit teksimi seçtim. Gördüğünüz gibi alt bağlantısı yok. Aşağı yaptım. Bunda boşluğunu sıfır yaptım. Ve hareket etmemiş olacak bu sayede arkadaşlar. Bu edit teksimiz de bitti. Şuradaki edit teksimi yukarıdaki edit teksime bağımlı hale getiriyorum. Yani birbirine bağlıyorum ki arkadaşlar hepsi aynı anda hareket edebilsin. Bir taşma olduğunda. Bağlantısını yukarıya yaptım. Aradaki boşluk 8. Aynı zamanda genişliğini mesh konsept yapıyorum. Tamamen genişlesin. Yukarıdaki edit teksimi seçip alt bağlantısını yapıyorum. Şöyle boşluğumuz sıfır olacak. Güzel. Şimdi butonumuzun bağlantısını yapalım. Sol tarafını yukarıdaki edit text'in sol tarafına. Sağ tarafını sağ tarafına bağlıyorum. Orta kısmını yukarıdaki edit text'in ortasına bağladım. Aradaki marjin değerini 16 yapıyorum. Şöyle birbirine yakın dursunlar. Buradaki edit text'imi seçtim. Alt bağlantısını da butonuma yaptım. Aradaki boşluğu sıfırladım. Şimdi buradaki butonumuzu da yaptık. Genişliği wrap content olsun. İsmi uzadıkça kendisi uzasın. Text view'imizin yapalım sola ve sağa bağladım. Boşluklarımız kaç olsun arkadaşlar? Aynı şekilde 16 olsun. Şöyle. Üst kısmını götürüp yukarıdaki butonumun altına bağlıyorum. Bir boşluk bırakalım. Mesela 16 olsun aralarındaki boşluk. Yüksekliğini alt balansında yapalım. Yine boşluğu 16 yapalım. Yüksekliğini mesh constraint yapıyorum. Sayfama tamamen otursun. Genişliğini de şuradan mesh constraint yapıyorum. Gördüğünüz gibi sayfam arkadaşlar tamamen oturmuş oldu. Bir tasarımımıza bakalım komple. Güzel. Butonuma bakıyorum. Alt bağlantısı eksik. Bunu da aşağıya yapıyorum. aradaki boşluğu sıfırlıyorum. Güzel tasarımımız oluştu. Şimdi tasarımımızda bir taşma var mı yok mu görebilmek için bir test edelim. Buradan epi seçiyorum. Ve sanal cihazımı da test ediyorum. Şuraya alalım sanal cihazımızı şöyle. Açılsın arkadaşlar. Bekliyoruz. Firebase arkadaşlar çok basit bir konu. SQLite'den çok çok daha kolay bir konu. Öğrenilmesi basit diyebilirim arkadaşlar. Evet projemiz geldi. Bakıyorum butonum, text'im ve diğer edit text'lerim yerinde. Herhangi bir taşma yok. Artık şuradaki isimlerini verelim. Buraya indirdim. Biraz zoom yapalım çalışmalarımıza. Şöyle. Şuradaki edit text'imi seçtim. Kullanıcıya bir arkadaşlar mesaj verelim. Yani bir hint değeri girelim kullanıcı ne gireceğini bilsin. Buna ne diyelim? Personel no diyelim. Şöyle. Buradaki deteksimi seçtim. Name'ini siliyorum. Hint değerini şuradan personel Az soyad olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Güzel. Buraya da personelimizi maaşa girilecek. Personel maaş diyorum arkadaşlar. Şöyle. Sonra buradaki butonumu seçiyorum. Text bölümüne gelelim. Şuradaki ismini ekle olarak değiştiriyorum. Bu text view'imizin içerisinde de arkadaşlar sonuçlar görüntülenecek. Şimdi bunlara bir yazı fontlarına bakalım. Şuradaki edit text'lerim aynı türde olduğu için üçünü seçiyorum arkadaşlar şöyle. Seçtim. Geldim text size bölümünden şuradan arkadaşlar yazı fontlarını 25 sp yapıyorum. Yazılarımız biraz büyümüş oluyor. Şuradaki ekle butonumu seçtim. Bunu da büyütelim. Aslında komple de hepsini de büyütebilirdik seçip. Tek tek de yapabiliriz. Şöyle 25 SP. Tek yine de büyütelim. Şuradakini. Yani kayıtlarımız büyük gözüksün. 25 SP arkadaşlar. Güzel. Şimdi geriye ne kaldı? Buradaki tasarım elemanlarımızın ID'lerini vermeye. Geldim edit text'imi seçtim. ID bölümüne geldim. Burayı siliyorum et edit text'in kısaltımı buna da no diyorum. Kısa olsun isimleri. Diğerini seçtim. Bu da et ne olacaktı? Ad olsun. et ad soyad. Buna da et maaş diyorum. Türkçe karakter kullanmayın. Butonumu seçtim. btn ekle Bir de TextView'imizin içerisinde sonuçlar görüntülenecek. Buna da tv sonuç diyelim. Şöyle. ID'lerini verdik arkadaşlar. Ben buradaki ekle butonuna bastığımda buradaki tasarım elemanlarımın içerisinde bulunan verileri kaydedecek. Sonra TextView içerisinde görüntüleyecek. Diğer veri tabanında arkadaşlar olduğu gibi SQLite'e yapmıştık. İlk önce buradaki verileri veri tabanına eklemek için referans bir köprü oluşturacağız arkadaşlar. Yani bunun için bir class açacağız. Geldim şuraya new diyorum. Code in class file. Sınıfımızın adı personel olsun sınıfımı oluşturdum. Şimdi sınıfımın içerisinde değişkenlerimi tanımlıyorum. Var. Personel olduğu belli olsun diye başına P ekliyorum. P no. Veri tipimiz int. Başlangıç değeri 0 arkadaşlar. Devam ediyorum. Var. P. Ad soya tutacak olan bir değişkene ihtiyacım var. Veri tipimiz string. Eşittir. Başlangıç değerini de boş bırakıyorum. Alta geldim. Bir de ne için ihtiyacımız var? Maaş için. Buna da P maaş diyorum. Veri tipimiz int arkadaşlar tam sayı eşittir başlangıç değeri sıfır yapıyor. Şimdi değişkenlerimizi oluşturduk. Bunları bir constructor içerisine aktaralım. Constructor geldim yukarıdaki direkt değişkenimi ve veri tipini seçip buraya içerisine yapıştırıyorum. Virgül diğerini seçtim. Bunu daha önce anlatmıştım. Biliyorsunuz zaten. Ekledim virgül P maaşımı veri tipiyle beraber seçip en son olarak buraya ekledim. Sonra süslü parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Şimdi gerekli olan eşleştirmeleri yapalım. This nokta yukarıdaki P no eşittir. Konstraktör içerisinde bulunan P no diyorum arkadaşlar. Kontrol dedik. Kopyasını aldım. Sonra P ad soyad eşittir. P ad soyad. P maaş eşittir. P maaş dedim arkadaşlar. Şimdi ben tasarım sayfasından gelen bilgileri buraya ekledim. Buranın içerisinde bulunan verileri ne yapmam lazım? Veri tabanına eklemem lazım. Yani şuraya gelip gerekli olan kodlarımı yazacağım arkadaşlar. Bunun için size bir şey daha göstermek istiyorum. Burada veri tabanımız burada açık iken eğer Firebase ile ilgili dokümanlara erişmek istiyorsanız bunun yolunu sizlere göstereyim. Belgelere git diyoruz. Bütün dokümanlar burada arkadaşlar. Ben de buradan öğrenip sizin için özet çıkarıp arkadaşlar bunu görsel hale dönüştürüyorum. Yani kaynağım burası diyebilirim. Daha sonra arkadaşlar şurayı kapatalım. Alt tarafta real time database yani gerçek zamanlı veri yazıp okumak için bu bölümü açıyoruz. Buradan Android için diyorum. Veri okuma ve yeri yazma. Bakalım neler var arkadaşlar. Şimdi diyor ki veri tabanına veri okumak ve yazmak için diyor bir tane database referansa ihtiyacınız var diyor. İlk önce bunu tanımlamanız gerekiyor diyor. Tamam. Geldim şimdi arkadaşlar kod sayfama. İlk önce bu referansı burada tanımlayacağım arkadaşlar. Al satıra geçtim. Var diyorum. Bir değişken oluşturuyorum. Database eşittir. Firebase diyorum. Kendisi gelecektir zaten. Firebase database nokta get instance bir de referans diyorum. Ben artık arkadaşlar buradaki database değişkeni sayesinde Firebase veri tabanımın erişim sağlayacağım. Burada bir referans oluşturmuş oldum. Güzel. Şimdi veri eklemeyi yapalım. Açıklama olarak yazayım size şuraya. Veri ekleme işlemi. Şimdi benim verimi arkadaşlar? Ne zaman kaydedecek? Ben butona tıkladığım anda. Yazıyorum şuraya benlik nokta ekle set on click listener butonuma tıkladığımda İlk önce şu tasarım sayfamda bulunan değerleri bir alsın değişkenlerin içerisine aktarsın. Bunun için geldim şuraya var diyorum. et no eşittir bending nokta tasarım sayfamda bulunan et no id'si türü text içindeki her şeyi string ifadeye dönüştürüyorum. Tabi bu arkadaşlar et_no no bir int veri tipi olduğu için aynı zamanda bunu dönüştüreceğim int veri tipine. Şöyle. Ne dedik arkadaşlar? Tabii ki to int diyeceğiz şöyle. Güzel. Dönüştürme işlemini yaptık. Kontrol değil. 3 kopyasını alıyorum. Bir de ne vardı? et ad soyad. Nereden getirecek bana? et ad soyadın içerisinden getirecek. Bu bir string ifade olduğu için dönüştürme işlemini siliyorum buradan. Sonra et maaş diyorum. Nereden getirecek? Tasarım sayfasında bulunan et maaştan veriyi getirecek. Bu da maaşımız bir int veri tipi olduğu için de dönüştürme işlemini yapmış olacak arkadaşlar. Şimdi gelin buradaki almış olduğumuz verileri Firebase'in içerisine ekleyelim arkadaşlar. Yazıyorum şuraya database set database.setvalue diyorum. Nereden alacak bu verileri? Benim buradaki personelimin içerisinde bulunan buradaki değişkenlerimin içerisine alacak. Bu değişkenlerin verileri nereden alıyor? Tasarım sayfasında bulunan buradaki elemanların id'lerinden. Yani kod sayfama geldim şuraya yazıyorum personel içerisinde herhangi bir veri yok parantezimi açtım. Yukarıda gördüğünüz gibi ilk önce PNO sonra P alt soyad sonra P maaşı girmemi istiyor. İçerisine veri ekleyeceğim ki buradaki personel klasını komple alıp database'in içerisine ekleyecek. Bunun içerisine ilk önce şuradaki ETNO'yu aktarıyorum. Yazıyorum şuraya. ETNO. Tasarım sayfandan verim geldi. Sonra ET alt soyad virgül ET maaş diyorum. Tasarım sayfamdan gelen verileri personel sınıfımın içerisine ekledim. Sonra personel sınıfımın içerisinde bulunan değişkenler içindeki verinin hepsini database'ime arkadaşlar eklemiş oldum. Veri tabanına veri eklemek bu kadar basit. Bir test edelim arkadaşlar. Bakalım verilerimizi kaydedecek mi? Tekrardan çalıştırıyorum. Şöyle. Bir de veri tabanımızı açalım. Şuradan. Bir görelim bakalım gerçek tabanlı veri kaydetme işlemini yapacak mı? Evet uygulamamız açıldı. Şunu aşağı indirelim. Şimdi buraya yazıyorum. Personel numarası ne diyelim? 101 diyelim. Personel adı soyadı diyor. İbrahim Aytimur. Personel maaşı. Şuradan yazalım. 4500. Ekle dedim. Gördüğünüz gibi personel kaydedici içerisine geldi. Gerçek zamanlı hemen hızlı bir şekilde. P ad soyadının içerisine İbrahim Aytimur ekledi. P maaşının içerisine 4500, P'nin içerisine 101 ekledi. Burada görmüş olduğunuz başlıkların hepsine Firebase'de bir child diyoruz. Yani çocuk, çıldırının kısaltımı. Bunu arkadaşlar tabloda diyebilirsiniz. Satırda diyebilirsiniz. Ama Firebase'de bunlara çıldırın kısaltımı olan child denilir arkadaşlar. Şimdi ben bir kayıt daha yapmak istiyorum. 101. Geldim bunu 102 olarak değiştirdim. Yeni bir isim vereceğim. Mehmet Yaşar diyorum. Şöyle maaşı 4500 olsun. Geldim ekle dediğimde gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni bir tane kayıt eklemek yerine gitti buradaki arkadaşlar kaydımı değiştirip veriyi buranın üzerine yazdı. Yani ben istediğim kadar burada personel kaydetme işlemi yapayım. Sürekli gidecek içerisindeki bulunanı değiştirecek yeni bir kayıt yapmayacak. Bu arkadaşlar doğru bir kullanım değil. Benim ne yapmam lazım? Her ekleme işleminde yeni bir tane arkadaşlar burada bir personel kaydı oluştursun. Bunun için ne yapacağız? Bir ona bakalım. Şunu aşağı indirdim. Açalım programımızı. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yaptığımızda sürekli gidip üzerine kaydetme işlemi yapacak. Bunu kapatıyorum. Benim istediğim sürekli arkadaşlar yeni kayıt yapsın. Yazıyorum şuraya database nokta sonra database'imi oluşturduktan sonra bir child oluşturacağım. Yani table ya da satır diyebilirsiniz. Buradaki child'ın içerisine ne ekleyecek? Şurada bulunan et ekleyecek. Yani ilk önce numarama getirecek. Örneğin 101. Sonra gidecek onun kaydına kullanıcının diğer bilgilerini ekleyecek. Sonra 102. Sonra adı ve maaşını ekleyecek. Bu şekilde kayıtlarım çoğalmış olacak arkadaşlar. Buna ne diyorum? Yukarıdaki et no değişkeni buradaki arkadaşlar. Bunun veri tipi int olduğu için bunu string ifadeye dönüştürüyorum bu şekilde. Sonra diyorum ki ben diyorum çaydım oluşturdum. Git buradaki et altına nokta set value diyorum benim personelimin içerisinde bulunan değişkenlerin içerisindeki verileri getir buranın içerisine aktar diyorum. Hangi verileri alacak arkadaşlar? Bakın burada PNO diyor. P az soyad, P maaş. Ama ben zaten buraya ETNO'yu ekledim. Gidip tekrardan baştan bir numara eklememe gerek yok. Yani ne yapacağım? Personelimin içerisine geliyorum. Şuradaki PNO'yu siliyorum. Çünkü artık buna gerek kalmadı. Direkt tasarım sayfasından alıyorum. Şöyle. Şuradaki PNO'yu da silelim. Yoksa hata verir arkadaşlar. Çünkü ilk önce buraya daha sonra gelip veriyi buraya kaydedecek. Geldim kod sayfama. Şuraya tıkladım. Bakalım herhangi bir bilgi çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman yazıyorum şuraya. ET şöyle. İlk önce astroya ekleyecek virgül. Sonra ET maaşımı ekleyecek. Yani şuradaki iki değişkenimin verisini getirdim. Personel içerisine ekledim personel sınıfımı da arkadaşlar komple getirip şurada bir tane child oluşturdum. Gidecek ETNO'nun altına bir kayıt işlemi yapacak. Bir test edelim. Durdurdum. Tekrardan çalıştırıyorum. Geldim veri tabanıma. Şunu sileyim arkadaşlar. İsterseniz şöyle komple. Baştan bir kayıt yapalım. Bakalım baştan sıfırdan ekleme işlemi yapacak mı? Şöyle siliyorum arkadaşlar. PNO'yu da silelim. Güzel. Şu an arkadaşlar veri tabanımızın içi boşaldı. Geldim şuraya. Şunu biraz şöyle sol tarafa alalım. Şuradan kaydetme işlemini yapalım. Şimdi personel ne diyorum? Tekrardan bir numara veriyorum. 101. Personelimizin adı. İbrahim diyelim. Personel maaşı. 4500. Ekle dedim. Gördüğünüz gibi 101'de bir çayet oluşturdu. Gitti bunun içerisine personel adını ve maaşını eklemiş oldum. Yeni bir kayıt da ekleyeceğim. Buna 102 diyorum. Şöyle yeni bir isim verelim. Murat. Bunda maaşı 5500 olsun. Şöyle. Ekle dedim. Tekrardan tıklıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 101 şunu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi 102 diye bir child daha oluşturdu. Geldi Murat ve maaşını buraya eklemiş oldu. Yani istediğimiz kadar kayıt eklediğimizde artık bunu otomatik olarak çoğaltacaktır. Mesela bunu 103 yapalım. İçerisindeki bilgiyi değiştirmiyorum. Ekle dedim. Gördüğünüz gibi yine bir child oluşturup gerekli verilerimizi eklemiş oldu. Bu şekilde istediğimiz kadar personel bilgilerini arkadaşlar kaydedebiliriz. Şimdi sıra neye geldi? Burada eklemiş olduğumuz verileri ben ekle butonuna tıkladığımda şuradaki text view'un içerisinde göstersin. Ya da tıklamadan da direkt göstersin. Firebase'in böyle özelliği de var. Şunu aşağı indiriyorum. Şunu aşağı indirelim, programımıza gelelim. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Okuma işlemi yapacağız. Güzel. Bakalım nerede bitmiş bizim butonumuzun parantezi? Şurada bitmiş. Şuradan itibaren yazıyorum. Şöyle kodlarımızı yukarı alalım. Açıklama olarak ekliyorum. Veri okuma işlemi arkadaşlar. Detaylı anlatıyorum. Bir kere izleyin. Tam öğrenin arkadaşlar. Şimdi veri okuma dedikten sonra bizim arkadaşlar şurada göstereyim sizlere. Ezbere gitmeyelim. Verileri okuyup dinleyebilmemiz için az önce biz verilerimizi eklemek için set value kullandık. Arkadaşlar sonra diyor ki bir yoldaki verileri okumak ve değişiklikleri dinlemek için bir tane database referansına ihtiyacınız var. Bir de value event listener ya da bunun yerine alt tarafta bundan add listener for single value event dinleyicilerine diyor ihtiyacınız var diyor. Yani veri tabanına bir veri eklendiğinde benim hemen onu görüp kullanıcı hemen göstermem lazım. O yüzden arkadaşlar buradaki value event listener'ı bir objenin içerisine aktarıp arkadaşlar bizim verileri bir kere dinlememiz lazım. Dinlemekten kastı verilerin varlığını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunun yerine diyor AddValueEventListener value event listener ya da bunun yerine add listener for single value event'i kullandığınızda veri eklendiğinde hemen arkadaşlar bir kere mahsus olsun bu kodlar çalışır. Size veriyi anlık olarak gösterir. Yani bir butona basmadan hemen veri eklendiğinde okuyabilirsiniz diyor. Tamam. Bir de şurada on data change dediğimiz arkadaşlar değişiklikleri hemen anlık görüntüsünü bizlere alan bir metodumuz var. Bunu da kullanıyoruz. Geldim kod sayfama. Bunların kullanımını öğrenelim. İlk önce arkadaşlar var ile bir tane boş bir obje tanımlıyorum. var get data mı diyelim? Get data diyelim. Sıkıntı yok. Get data diyorum küçük harfle yazalım. Get data eşittir object diyorum bir obje oluşturuyorum. İki nokta üst üste. Ondan sonra value event listener az önce size söylemiş olduğum dinleyici oluşturuyoruz. Süslü parantezlerimizi açıp kapatalım. Arkadaşlar süslü parantezimizi açıp kapattığımda bu objektin iki tane fonksiyonu var. Üzerine geldim. Bunları implement etmemiz gerekiyor. On data change bir de on select dediğimiz bir metot. İkisini seçiyorum. Okey dedim. On data change az önce size göstermiş olduğum gibi veri tabanına eklenmiş olan verilerin arkadaşlar görüntülerini hemen bize gösteriyor. Yani veri varsa arkadaşlar bunların görüntülerini alıyor. Şurayı siliyorum. Şöyle. Şimdi veri tabandan bundan benim verileri alıp arkadaşlar ne yapmam lazım? Bir değişkenin içerisine bunları aktarmam lazım. Sonra da bu değişkenin içerisine bulunan bütün verileri TextView'in içerisine aktaracağım. Var sb eşittir. Ne diyoruz arkadaşlar? String builder. Bakalım var mı? Daha önce kullanmıştım string builder. Arkadaşlar string builder Aynı zamanda bir arkadaşlar metin birleştirme sınıfı. Yanına yazıyorum. Şöyle bilin arkadaşlar metin birleştirme sınıfı. Ne işe yarayacak buradaki string builder arkadaşlar? Veri tabanında bulunan bütün verileri arkadaşlar metinleri birleştirip bana getirip buradaki sb değişkeni içerisinde saklayacak. Ben, ben daha sonra bu toplu olarak bulunan verileri alıp text view'un içerisine arkadaşlar ekleyebileceğim. Benim veri tabanından bulunan bütün verileri alabilmem için for döngüsüne ihtiyacım var. For diyorum. Şöyle İ değişkenim, in diyorum. Sonra şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi snapshot var. Bu snapshot benim veri tabanında bulunan verilerimin arkadaşlar bir kontrol ediyor. Uzunluğunu alacak. Şuraya geldim. İnden sonra snapshot yazıyorum. Nokta. Ne alacak arkadaşlar? Child'ların içerisindeki bundan verileri children diyorum demiştim ya. Child children kısaltımı. Ne kadar arkadaşlar child'ların içerisinde veri var ise örneğin 101, 102, 103 şeklinde onların hepsini bana alacak arkadaşlar. For ile bunu sağlayabiliriz. Buradan süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Bundan sonra yapacağım iş ne arkadaşlar? Gidecek veri tabanında bulunan ilgili yerlerden verimi getirecek. Var diyorum. Az soyadı bir değişken oluşturalım. Verileri bunların içerisine aktaralım. Eşittir i yukarıdaki i değişkenim child diyorum. Nereden bu veriyi getirecek? Hemen sizlere göstereyim. Şurada bir tanesini açıyorum. Personel ad soyadın personel maaşın içerisindeki bulunan bu değişkenler içerisindeki verileri alacak. Geldim şuraya yazıyorum p ad soyad diyorum şöyle bakalım. i dedim child dedim sonra tabii ki tırnak açacağız. Buna p ad soyad diyorum arkadaşlar gidecek Firebase'in içerisinde bulunan P ad soyadın içerisindeki veriyi alacak sonra buna get value diyor. Bu şekilde veriyi alıp arkadaşlar buradaki ad soyadın içerisine aktarmış oluyor. Kontrol ile bir kopyasını aldım. Adımı soyadımı aldım. Bir de maaşımızı oluşturalım. Buna da p maaş diyorum. Firebase'imizdeki değişkenimizin ismi arkadaşlar. Şöyle iki tane a vardı. Sonra get value dedim. Gitti buradaki verileri aldı. Verilerimin hepsi arkadaşlar bu değişkenimin içerisinde. Ben şu iki değişken içerisindeki bundan veriyi buradaki metin birleştirme değişkenimin içerisine aktaracağım. Sonra toplu olarak bunları arkadaşlar yazdıracağım. sb.append diyorum. Bunun içerisine arkadaşlar neyi ekleyeceğim? Çift tırnağımı açıyorum. Sonra süslü parantezlerimizi açıp kapatıyoruz. Bu bir kural arkadaşlar şöyle. Açtım tekrardan kapatalım. Tırnağımın içerisine tabii ilk önce bunun başına bir dolar eklemem lazım yoksa bunu algılamaz arkadaşlar. Şöyle dolar. Sonra süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. Bunun içerisine ilk önce yukarıdaki i değişkenim sonra key diyorum. Buradaki parantezimin dışına çıkıp dolar ad soyad diyorum arkadaşlar. Daha sonra bir boşluk bırakıp yine dolar bu sefer p. Daha doğrusu p demişti de, direkt maaş diyeceğiz arkadaşlar. Yani maaş verilerini alacak. Şuradaki ad soyadı aldı buraya ekledi. Maaşı aldı şuraya ekledi arkadaşlar. Tabi burada biz bir tane veri aldık. Birden çok veri alacağımız için for döngüsüyle bunları yan yana yazacak. Ama ben alt alta listelensin istiyorum. O zaman buraya arkadaşlar alt satıra geçecek olan kodumuzu yazarız. Ters slash n diyorum. Bu sadece arkadaşlar bir veri. İkinci veri geldiğinde hemen bunu alt satırdan başlatmış olacak arkadaşlar. Bakalım fonksiyonumuz nerede bitmiş? Şurada bitmiş arkadaşlar. For döngümüz burada bitmiş. Döngümüzün bitiminden itibaren artık TextView'imizin içerisinde buradaki sb'nin içerisinde bulunan bütün verileri aktarabilirim. Yazıyorum şuraya bending nokta text tv sonuç nokta diyorum. Yani içerisine veri ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? Yukarıdaki sb değişkeni. Bu şekilde arkadaşlar eklediğimde gidip otomatik olarak tv sonucu bütün bilgilerimi eklemiş olacak. Bir de neye ihtiyacımız var? Ben veri tabanına bilgi eklediğimde hemen bana arkadaşlar bunu okuyabilsin. Bakın biz burada okuma işlemi yaparken bir buton tanımlamadık. Yani bir şeye bastığımda git bana veri oku demedim. Ben bütün verileri buradaki get data'nın içerisine ekledim. Ben şunu istiyorum. On create fonksiyonum çalıştığında buradaki get data'nın içerisindeki verileri Hemen bana direkt ekranda göstersin. Yeni bir kayıt mı oluşturdum? Hemen bunu dinleyip bana ekranda göstersin. Burada herhangi bir butona basmadığımız için bu veri bize göstermeyecek. Bu veri tamamen şuradaki onCreate metodumuzun içerisinde bulunan bir veri. Yani ben ne yapacağım? Öyle bir şey yazacağım ki onCreate fonksiyonumu bir kere çalıştırsın, veri eklendiğinde bana veriyi getirmiş olsun. Şimdi bu fonksiyonum burada bitmiş. Bakın arkadaşlar, şuradan itibaren gerekli olan kodlarımı yazabilirim. Ben ne istiyorum? Gerçi şuradaki get hatanın dışına çıkmamız lazım. Bakın burada bitmiş. Buradan itibaren ben şu kodu yazacağım. Database nokta value event listener diyorum. Sonra get data diyorum. Buradaki get data, buradaki get data. Yani veri tabanına bir veri eklendiğinde bir kereye mahsus olsun buradaki kod satırım çalışacak ve bana veriyi hemen getirecek arkadaşlar. Bir kod satırımız daha var. Bunu da kullanabilirsiniz database nokta listener for single value event. Bu da bir defaya mahsus olsun arkadaşlar. Gidecek verilerimizi dinleyip bir değişiklik varsa hemen kullanıcıya gösterecek. Buna da get data diyor. Eğer bunları eklemezsek arkadaşlar bir veri eklediğimizde anlık olarak bunları görüntüleme. Çünkü bir butona basarak veri okumuyoruz arkadaşlar. Bunu karıştırmayın. Şimdi durdurdum uygulamamı. Tekrardan çalıştırıyorum. Şöyle bir bakalım. Şunu aşağı indirelim. Şurada dursun. Şöyle şurada dursun. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce ben direkt hemen verilerimi herhangi bir butona basmadan, herhangi bir şey yapmadan uygulamamı direkt çalıştırdığım gibi arkadaşlar burada sonuçlarım geldi. Ama burada bir hatamız var. Dolar gösteriyor, maaşımızı göstermiyor. Bir bakalım. Sonra nasıl çalıştığını bir göz atarız arkadaşlar. Geldim kod sayfama. Tabii biz burada ad soyadımızı ekledik arkadaşlar. Neye eklemedik? Maaşımızı eklemedik. Şuradakini sadece etiket olarak yazıyor. Geldim şuraya. Maaş yazıyorum. Ben size anlatırken arkadaşlar yazmayı o arada unutmuşum. Tekrardan çalıştırıyorum. Sanat cihazımızı açalım. Sonra veri tabanımızı açalım. Güzel. Gördüğünüz gibi herhangi bir butona basmadan 10 onCreate fonksiyonum çalıştığında bana veri tabanından bulunan verileri hemen getirmiş oldu. Yeni bir kayıt yapalım. Şuna 104 diyorum. Şöyle. Personel adı Sinan olsun. Maaşı 5800 olsun. Şöyle. Ekle dediğimde ekleme işlemini yaptı. Burada görebilirsiniz. Hemen şuraya geldi. Ve aynı zamanda bir kereye mahsus olsa arkadaşlar gitti. Onkredi fonksiyonum içerisinde bulunan Buradaki COS satırı veri tabanımı gitti, dinledi. Veri eklendiğinde otomatik olarak arkadaşlar kendini bir kere çalıştırıp veri buraya eklemiş oldum. Aslında Firebase'in çok güzel özellikleri var. Bu da çok güzel özelliklerinden biri. Biz aslında bu veriyi nereye kaydettik? Az önce anlatmıştım. Amerika'da bulunan bir tane Firebase'in veri tabanı sunucusuna ekledim ve veriyi oradan çektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sanal cihaz kullanmama rağmen çok iyi performansta çalışıyor. Zaten geleceğin veri tabanları bulut veri tabanları diyebilirim arkadaşlar. Bu veri tabanıyla yapamayacağımız işlem yok arkadaşlar. Buna örnek vermek istiyorum. Örneğin Telegram, Whatsapp, Bakanlığımızın sağlık tedbirleriyle ilgili pandemi sürecinde kullanmış olduğu mobil uygulamaların birçoğu arkadaşlar sunucu ve bulut tabanlı dediğimiz bu verileri kullanıyor. Anlık olarak arkadaşlar internet üzerinden verileri günceleyip kullanıcıların telefonuna hemen aktarabiliyoruz. Firebase ile bağlantı oluşturup veri eklemek ve veri okumak bu kadar kolay arkadaşlar. Bir sonraki dersimde veri güncelemeyi ve veri silme işlemini anlatacağım Firebase'de. Ona yukarıdaki arkadaşlar bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Eğer bu tarz uygulamaları seviyorsanız ve bu tarz uygulamaların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.